Merhabalar, sürtünme kuvvetiyle yine birlikteyiz. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Hareket eden cisimlerin ve temas edilen yüzeylerin özelliği hareketi etkiler. Yüzeylerin özellikleri hareketi kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Pürüzlü zeminlerde cisimleri harekete geçirmek pürüzsüz zeminlere göre daha zordur arkadaşlar. Zaten sürtünme hareketi zorlaştırır. Cisimle yüzey arasında oluşan ve cisimlerin hareketini zorlaştıran yani engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz. Arkadaşlar patenle buz arasında bir sürtünme kuvveti vardır fakat azdır. Çünkü buz kaygan bir zemindir. Sürtünme kuvvetinin özelliklerine bakalım. Yönü hareket yönüne zıttır. En önemli özellik bu. Arkadaşlar sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne zıttır. Yüzeyin cinsine bağlıdır. Yani az pürüzlü veya çok pürüzlü olup olmamasına. Ağırlık artınca sürtünme kuvveti artar. Duranın hareketini zorlaştırır. Yani duruyorsa biz onu harekete geçirmek için zorlarız. Harekete geçiremeyiz bazen sürtünme çok olduğu zaman. Hareketi başlatabilmemiz için sürtünme kuvvetini yenmemiz gerekir. Arkadaşlar eğer biz uyguladığımız kuvvet sürtünme kuvvetinden fazla değilse ve sürtünme kuvvetini ne yapamayız? Cismi harekete geçiremeyiz. Yavaşlatır, durdurabilir. Pürüzlü de fazla, kaygan da yani pürüzsüz olan da azdır. Temas gerektiren bir kuvvettir. Arkadaşlar temas gerektiren kuvvetlerde kesinlikle sürtünme kuvveti olacaktır. Sürtünme kuvvetinin özellikleri. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde etki eder. Hareketli cisimleri durdurmak için sürtünme kuvveti gerekir. Sürtünme kuvveti bazı durumlarda hareketi zorlaştırır, bazen kolaylaştırır ve güvenli hale getirebilir. Baktığımızda arkadaşlar uygulanan kuvvet ve hareket yönü aynı. Sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne zıt olacaktır. Nelere bağlı? Ağırlığına bağlı. Ağırlık artarsa artar. Yüzeyin cinsine bağlı. Yani pürüzlülük artarsa artar. Katı cisimlerdeki sürtünme yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir arkadaşlar. Yerde hareket eden top bir süre sonra yavaşlar ve durur. Bu duruma topla yüzey arasında sürtünme kuvveti etki olacaktır. Arkadaşlar eğer top sürtünmesi hareketine devam ederdi, oyuncak arabamızı itip bıraktığımızda araba bir süre sonra duracaktır. Bu durum yine sürtünme kuvvetinin etkisiyle olur. Aynı şekilde salıncakta sallanan bir çocuğun bir süre sonra hareketsiz kalmasının sebebi yine sürtünme kuvvetidir. Burada zincirin sürtünmesi ve rüzgarın sürtünmesinden dolayı bir süre sonra hareket duracaktır. İlk insanların kibrit ya da çakmak olmadan odun parçalarını birbirine sürterek ateş yakmaları da yine sürtünme kuvvetinin sonucudur. Arkadaşlar sürtünme kuvveti yüzeylere bağlı demiştik. Yüzeyler pürüzlü yüzeyler ve kaygan az pürüzlü yüzeyler olarak ikiye ayrılır. Pürüzlü yüzeylerde girinti çıkıntı fazla. Yani şöyle şu şekilde girinti çıkıntı daha fazladır. Bu yüzeylere uzaktan bakıldığında pürüzsüz gibi görünür ancak yakından bakıldığında pürüzlü yüzeyleri fark edebiliriz. Pürüzsüz yüzeyler ise girinti çıkıntı çok azdır arkadaşlar. Ancak mikroskopla baktığımızda yüzeylerdeki pürüzsüzlük pürüz gözlenebilir. Not: pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazla, az pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti de azdır. Hemen bir etkinlik yapalım. Farklı yüzeylerde sürtünme kuvveti de farklıdır. Arkadaşlar bir arabayı aynı yükseklikte 3 yüzeyde arabaları bıraktığımızda cam yüzeyde daha fazla hareket etmiştir. O halde cam yüzeyde sürtünme en az. Baktığımızda halı yüzeyde en az hareket ettiği için halı yüzeyde sürtünme en fazla olacaktır. Şekildeki gibi özdeş oyuncak arabalar aynı yükseklikte eğimli yolda serbest bırakıldığında arabalar cam, tahta, halı yüzeyde aldığı yollar farklı olur. Çünkü sürtünme farklıdır. Cam yüzeyde araba en fazla yol alırken burada en fazla, o halde sürtünme en az. Burada alınan yol en az ise sürtünme en fazladır arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi bir etkinliğe baktığımızda cam yüzeyde 30 santimetre yol alırken çakılda 10 santimetre yol almakta. Bunun nedeni arkadaşlar pürüzsüz yüzeylerde sürtünme az olduğu için alınan yol daha fazla olacaktır. Pürüzlü yüzeylere örnek verecek olursak halı, tahta, zımpara kağıdı, çakıl, ponza taşı, toprak yol arkadaşlar pürüzlü yüzeylere örnekken pürüzsüz veya az pürüzlü kaygan yüzeylere örnek cam, buz, mermeri verebiliriz. Sürtünme
bazı durumlarda olumlu, bazı durumlarda olumsuz etkisi vardır. Arkadaşlar, sürtünmenin hem olumlu hem olumsuz etkisi. Olumlu etkileriyle başlarsak, yürüyebilmemiz için ayağımızın sürtünmesi, yazı yazmak kaleme kağıda sürtmemiz, ayakta düşmeden durmak yine sürtünme ile, bardağı tutmak elimizle bardak arasındaki sürtünme ile, paraşütün güvenle inmesi paraşütle hava arasındaki sürtünme ile, meteor isimli yani gök taşlarının sürtünerek parçalandığı için dünyaya düşmesi engellenir. Yani sürtünmenin yine olumlu bir etkisidir. Bazı durumlarda sürtünmenin de olumsuz etkileri vardır. Mesela elbiselerimiz, ayakkabılarımız aşınır sürtünerek. Bu olumsuz bir etki. Makine parçaları birbirine sürekli sürtünerek aşınır, yıpranır. Ağır eşyaları hareket ettiremeyiz. Çok sürtünme olursa ağır eşyaları hareket ettiremeyiz. Bu da olumsuz. Yine sürtünme gürültüye neden olduğu için olumsuz etki yapar. Yazı yazabilmek için kağıt ile kalem ucu arasında sürtünme olmalıdır. Kaygan yüzeyler sürtünme az olduğu için bir kağıda yazı yazamayız. Yazılan yazının silinmesi yine aynı şekilde sürtünme sayesinde olur. Arkadaşlar, sürtünme hem silmemiz hem yazmamız için gereklidir. Sürtünme kuvvetinin arttırılması için neler yapabiliriz? Sürtünme kuvvetini arttırmak için kış lastikleri ve zincir takıyoruz. Arkadaşlar, kış lastiklerinde girinti çıkıntı, zincir takmak girinti çıkıntıyı arttığı için sürtünme artacaktır. Tabanı tırtıklı bord giyersek daha fazla sürtünecek ve buzlu yollarda daha kolay yürüyeceğizdir. Temas edilen yüzeylerden birinin veya ikisinin pürüzünü, girinti çıkıntısını arttırırsak sürtünme kuvvetini arttırmış oluruz arkadaşlar. Buzlu yollarda sürtünmeyi arttırmak için otomobilimizin lastiğine zincir takmamız sürtünmeyi arttıracaktır. Arabamızın ve bisikletimizin frenleri belirli bir aralıklarda değiştiririz ve yenileriz. Çünkü frene bastığımızda sürtünme olmasa aracımız durmayacaktır. Yine sürtünmenin olumlu bir etkisi ne olacaktır? Aracımızı durdurmamızı sağlar. Buzun üzerinde sürtünme azdır. Bu nedenle kışın ayakkabılarımızda daha pürüzlü, bakın daha pürüzlü botlar giyeriz. Çünkü sürtünmeyi arttırarak kayıp düşmemizi önler. Bazı durumlarda da sürtünmeyi azaltmamız istenir arkadaşlar. Sürtünme kuvvetini azaltmak için yüzeyleri pürüzsüz parlatırız. Mesela tekerlek takarız. Tekerlek takmak sürtünmeyi azaltacağı için cisimleri daha kolay hareket ettiririz. Makinelerin aşınmasını önlemek için yağlama yaparız arkadaşlar. Yine sürtünmeyi arttırmak için yerleri ıslatırız. Zemini kar veya buz yaparsak arkadaşlar ne yapar? Sürtünme azalır ve biz kayıp düşeriz. Yuvarlanmadan yararlanma, yani arkadaşlar diğer bir ismiyle tekerlek takma, çekilerek veya itilerek hareket ettirilen cisimleri tekerlekli olması sürtünmeyi azaltır. Arkadaşlar, yuvarlanmadan yararlanma veya tekerlek takma sürtünmeyi azaltacaktır. Makineler çalışırken içlerinde hareketli parçalar birbirine sürtünür ve zamanla aşınır. Bunu önlemek için arkadaşlar yağlamak sürtünme kuvvetini azaltacaktır. Biz tüm makinelerimizi yağlarız çünkü aşınmayı önlemesi için yağlama da sürtünme kuvvetini azaltır. Arkadaşlar, sadece katılarda sürtünme yok. Su ve havada da sürtünme var. Öncelikle su direncine bakalım. Yani sudaki sürtünmeye bakalım. Suyun cisimlerin hareketini zorlaştırıcı ve engelleyici etkisine su direnci veya su sürtünmesi deriz. Deniz araçlarının suyun sürtünme kuvvetinden daha az etkilenmeleri için uçlarının sivri olarak tasarlanmıştır. Bu şekilde sürtünmeyi azaltırız. Dalış sırasında yüzücülerin ellerini önde birleştirmeleri sürtünme kuvvetini azaltacaktır yine suda sürtünmeyi. Sürat motorları tasarlanırken hem havanın hem de suyun direncini azaltmak için önleri yine bu şekilde sivri yapılacak ve su ve hava direnci azaltılacaktır. Suda yaşayan canlıların su direncini azaltmak için vücut yapıları ve özellikleri sahiptir. Arkadaşlar, dikkat ettiyseniz balıkların ön kısmı su direncini azaltmak için öyle tasarlanmış ve bizim de oluşturduğumuz gemi, su süratleri de aynı balıkların ön kısmı gibi tasarlanmıştır. Arkadaşlar, su direnci sudaki sürtünme kuvvetidir. Yani su direncidir. Su içerisinde hareket eden cisimlerinin hareketini zorlaştırır. Biz de bu hareketi zorlaştırdığı için tasarımlar yaparak su direncini azaltmak için tasarımlar yaparız.
Arkadaşlar, dalgıç kıyafetleri su tutmayı azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Şimdi hava direncine bakalım arkadaşlar. Hava direncinde hareket eden cisimlere zemine uygulandıkları sürtünme kuvvetinin olduğu gibi hava ve suyun da uyguladığı sürtünme kuvveti vardır. Havanın cisimlere uyguladığı kuvvete hava direnci, suyun cisimlere uyguladığı kuvvete ise, sürtünme kuvvetine ise su direnci diyoruz. Hava direnci, havada hareket eden bir cisimle hava arasında hava direnci veya hava sürtünmesi adı verilen sürtünme kuvveti bulunur. Şekildeki özdeş kağıtlar aynı yükseklikten aynı şekilde serbest bırakıldığında buruşturulmuş kağıt daha önce düşecektir arkadaşlar. Çünkü buradaki sürtünme daha azdır. Burada sürtünme daha azken burada sürtünme daha çok olacağı için A4 kağıdı daha geç düşecektir. Bu durum buruşturulmuş olan kağıda daha az sürtünme kuvveti etki ettiğini gösterir. Hava ortamında hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci diyoruz. Cismin havayla temas eden yüzeylerinin büyük olması sürtünme kuvvetini arttırır. Arkadaşlar, hava direncinde yüzey arttıkça sürtünme kuvveti artar. Bakın, paraşütte yüzeyi ne kadar arttırırsak sürtünme kuvveti o kadar fazla olacaktır. Ve buradaki insan yere çakılmaktan kurtulacaktır. Kuşların kanat yapısının geniş olması kanat çırptıklarında hava direncini arttırarak uçmasını sağlar. Paraşüt tasarlamında havanın sürtünme kuvveti arttırılmaya çalışılır. Paraşütle uçaktan atlayan bir paraşütçü hava direnci sayesinde yere yavaş ve yumuşak bir iniş yapmış olur. Havanın sürtünme kuvvetini azaltmak için otomobil, uçak, tren gibi taşıtlarda özel tasarımlar yapılır. Bu araçların uçları sivri. Bakın, hava direncini azaltmak, yine hava direncini azaltmak için uçları sivri yapılmıştır. Bu nedenle araçların hızlı gitmesini sağlamak hem yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Hayvanlar da hava sürtünmesini azaltmak için arkadaşlar bu şekilde hayvanların da ne yapmıştır? Hava direnci azaltmak için tasarlanmış gibidir. Zaten hayvanların vücut yapısından esinlenerek arabaların ve uçakların vücut yapısı tasarımı gerçekleşmiştir. Havadaki sürtünme kuvvetini hava direnci, hava içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştırır. Cisim havadaki hızını azaltır. Cismin yüzeyi büyüdükçe hava direnci de artacaktır arkadaşlar. Yüzey büyürse hava direnci artar. Göktaşları hava direnci sayesinde yeryüzüne ulaşmadan yanarak yok olur arkadaşlar. Eğer hava direnci, yani atmosfer direncinde olmasaydı göktaşları direkt yeryüzüne düşer ve bizlere zarar verirdi. Sorularla devam edelim. Aşağıdaki araçlardan hangisinin tasarımı yapılırken hava direncini arttırmak için hedeflenmiştir? Arkadaşlar, burada hava direnci azaltılmış, burada hava direnci azaltılmış, burada hava direnci azaltılmış, burada ise hava direnci paraşütte arttırılmak istenmiştir. Çünkü paraşütler hava direncini arttırarak güvenli iniş sağlarlar. Serkan, 3 özdeş kazığı aynı KLM zeminlerine şekildeki gibi bırakıyor. Bu yollar boyunca kızaklara etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri sıralaması nasıldır? Arkadaşlar, burada sürtünme kuvvetinin büyüklüklerini sorduğu için sürtünme kuvveti en fazla çok pürüzlü yüzeylerde olacaktır. Yani en fazla L'de, en az ise N'de, az pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti en az olacaktır. Yani L'de en büyük, M'de en küçük olacaktır. Baktığımızda hangi şıkta var bu? A şıkkı L'de en büyük, M'de en küçük. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen uygulamalardan hangileri sürtünmeyi arttırmak, hangileri sürtünmeyi azaltmak amacıyla uygulanmıştır? Arkadaşlar, sürtünmeyi arttıranlar 2, sürtünmeyi arttırmak zincir takmak. Ayakkabılar yine sürtünmeyi arttırmak için, yani 2 ve 4 sürtünmeyi arttırmak. Burada trenin uç kısmı tekerlek takmak, uçağın uç kısmı ve yağlamak da sürtünmeyi azaltacaktır. Yani 1, 3, 5, 6'da sürtünmeyi azaltmak için tasarım yapılmıştır. Yine soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir örnektir? Arabasının lastiğine zincir takmak arttırır arkadaşlar. Aylin kar botunu giyiyor, sürtünmeyi arttırır. Pelin bisikletin durması için frene basıyor, yine fren sürtünmeyi arttırır. Mehmet zor açılıp kapanan kapıyı yağlıyor, yağlamak sürtünmeyi azaltacağı için
azaltmaya yönelik olan Mehmet'in yaptığı, yani D şıkkıdır. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.